Estağfirullahel azim. El kerim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Es-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnne asdakal hadisi kitabullah. Ve asdakal hedyi hedyi Muhammed. وشر الأمور محدثاتها كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allahu Teala ehli imana, ehli İslam'a sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. İnsanın sağlığı bozulduğu zaman hakikaten hiçbir hizmet icra edemiyor. Bir süre bir rahatsızlık, böbrek rahatsızlığı geçirdik ve bir 10 gün kadar hastanede yatmak suretiyle tedavisine çalıştık. İnşallah bu münasebetle bir boşluk meydana geldi. Bundan böyle Allah nasip ettikçe devam etmek üzere yine huzurunuzdayız. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine mazhar eylesin inşallah. Mevzular, meseleler tabii zamanın akışı içinde çok değişiyor. Olaylar, dünyada olup bitenler, Kur'an'ın haber verdiği, hadis-i şeriflerde haber verilen bazı alametler zuhur ediyor. Bunları günün de mevzularını, meselelerini bir araya getirmek suretiyle İslami aydınlık içinde dinimizin bu husustaki beyanlarını, izahlarını da ele almak suretiyle cemaat-i müslimine günlük hadiseleri Kur'an'la ve sünnetle açıklamak suretiyle sunmak, arz etmek elbette ki kürsülerin ve kürsüdeki görevli arkadaşlarımızın vazifesi. Ancak her zaman dediğimiz gibi bazı idari sıkıntılarımız, zamanın şartlarını, tabii Müslümanlar olarak zamana hakim değiliz, zamanın şartlarına hakim olamadığımız için buradan kaynaklanan sıkıntılarımız var, rahatsızlıklarımız var ve yine devamlı ifade ettiğimiz gibi gönlümüzün arzu ettiği şekilde ve vaaz-ı nasihatın adabı, usulü, şartları en mükemmel şekilde vaaz etmek, sohbet etmek, nasihat etmek imkanları artık camilerde son derece sınırlı ve kısıtlı bir hale gelmiş olduğu da defaatle anlattığımız olaylardan görülmektedir. Bunun yegane çaresi yine inşallah yavaş yavaş gelişmeler, çalışmalar devam ediyor. Bunun yegane çaresi artık Müslümanları veya insanları diyelim geniş manada camilerde toplayıp da onlara dini nasihat etmenin fazla etkili bir şeyi kalmadı. Fazla tutarlı tarafı kalmadı. Artık insanlar daha rahat, daha hazır, daha kolay yollara yönelmek suretiyle kendisine çeşitli kulağından, gözünden almak suretiyle yayın yolları veya dinleme usulleri buluyor. Bunların da başında televizyon geliyor, radyo geliyor. Vaka televizyon çıktıktan sonra radyonun pek fazla önemi kalmadı ama yine de kulağa hitap ettiği için tabii dinleniyor. Ve herkes evinde, oturduğu yerde, istirahat ettiği yerde, rahat ettiği yerde konuları, konuşmaları ve mevzuları dinlemeye çalışıyor. Bu şartlara uymadığımız sürece vaaz-ı nasihattan pek fazla netice
elde edemeyeceğimizi biz de anlamış durumdayız. Hakikaten şu anda Türkiye'de camiler vaaz ve irşat bakımından bütün fonksiyonunu kaybetmiş durumdadır. İstenilen neticeyi alamıyoruz. Camiye gelenler zaten belli insanlar. Meraklı insanlar, hevesli insanlar, az çok dinini bilen insanlar, az çok yolunu, yordamını bilen adamlar geliyor. Onlara vaaz etsen ne olacak, etmesen ne olacak? Ama asıl vaaz edilmesi gereken insanlar kütle halinde, yığın halinde dışarıda kalıyor. Meyhanelerde bunlar, kumarhanelerde bunlar, birahanelerde bunlar, barlarda bunlar, pavyonlarda bunlar, kahvehanelerde bunlar, futbol sahalarında, stadyumlarda bu adamlar. Bunları bulamıyoruz. Esas bunlara vaaz etmek lazım. Onların ihtiyacı var. Esas kan kaybeden hasta onlar. Camiye gelen adam abdestini almıştır, kıblesini bulmuştur, Kabe'yi tanımıştır, besmeleyi çekmiştir, Kur'an'a yakındır. Yani fazla vaaz ve irşada dışarıdakiler kadar ihtiyacı olmayan insanlardır. Bunu biliyoruz. Bundan dolayı vaaz-ı nasihatla bugünkü camilerde hiçbir yere varamayacağımızı anlamış durumdayız. Bakalım Allah nasip eder de kısa zamanda bu özel televizyon istasyonu kurmak ile alakalı resmi bir kanun hazırlığı yapılır da çıkarsa, Allah'ın lütfu inayetiyle, ehli İslam'ın da gayret ve himmetiyle müstakil bir televizyon istasyonu kurarak 24 saat orada dini yayın yapmanın tedbirini alacağız. Gerekli çalışmalar, konuşmalar, istişareler yapılıyor. Bu yola girmedikçe camiler bitmiştir. Ve insanlara Allah'ın dinini ulaştırmak hususunda artık camiler çok sınırlı kaldı. Fazla bir etkinliği, tesiri, nüfuzu olmuyor. Yani oturacaksınız camide, adamlar gelecek, onlara konuşacaksınız. Bu şimdi olmuyor, bu yürümüyor. Bu yoldan faydalı olmak mümkün değil. Gelmeyenlere bizim gitmemiz lazım. Vaaz ve irşadı, oturalım biz bir camide, kürsüde de cemaat gelsin, onlara anlatalım şekli tamamen batıl oldu, yürümüyor. O halde vaaz ve irşadı biz götüreceğiz. Nereye götüreceğiz? Gelemeyen adamlara. Gelemeyen adamlar nerede? Kahvehanede. Tamam, kahvehaneye gidelim. Nerede? Kumarhanede. Kumarhaneye gidelim. Nerede bu adamlar? Meyhanede. Meyhaneye gidelim. Nerede bu adamlar? Umhanede. Umhaneye gidelim. Çok affedersiniz. Nerede bu adamlar? Birahanede. Birahaneye gidelim. Bütün buraları dolaşmak mümkün değil. Ne zaman yeter, ne ömür yeter, ne sıhhat yeter. Bunun tek çaresi bu saydığımız yerlerin hepsinde mevcut olan televizyon denilen cihazın ekranına çıkmak çaresi. Oraya çıktın mı hepsine gitmiş olursun. Hepsine hitap etmiş olursun. Kısa yoldan, kestirme yoldan, süratli bir yoldan insanlara vaaz ve irşadı ulaştırmanın tedbirini almış oluruz. Allah-u Teala en kısa zamanda bu kapıyı açmak bize nasip eylesin inşallah. Onun için camilerde hakikaten geçen gün hoca arkadaşı toplandık karşıda Fatih tarafında. Hepsi de aynen benim görüşümde. Vaaza başlıyorsunuz diyor. Camide, kürsüde vaaz başlıyor. Cemaat-i Müslümin yavaş yavaş, azar azar, peyderpey, perakende geliyorlar. İşini ayarlayıp geliyor, saatini ayarlayıp geliyor, müşterisini ayarlayıp geliyor. Vakti yok, saati yok, sıhhati yok. Gelen adamlar, gelen Müslümanlar, gelen kardeşlerimiz vaazın baş tarafını dinleyemiyor, sonunu dinliyor, ortasını dinliyor, yarım dinliyor, eksik dinliyor, noksan dinliyor, alacalı bulacalı oluyor ve derli, toplu, dört dörlük bir vaaz mümkün değil. Dershane gibi değil burası. Hani gidiyorsun okula, öğretmensin, muallimsin, talebeler daha evvelden sınıfta hazırlanıyor, yerini alıyor, bitiyor, hazırlık vaziyet, tamam, sen hocasın, gidip oturup derse başlıyorsun. Daha ondan sonra kimse gelmiyor. Kapı açılıp da talebe içeri girmiyor. Ders başlamıştı. Camiler öyle değil. Vaaza başlıyor hoca efendi, vaiz efendi, cemaat habire geliyor. Dersin neresini yakalarsa orası onun oluyor. Baş tarafını yakalayamıyor. Konuyu bilemiyor, hadisi duymuyor, ayeti baştan duymamış oluyor. Dolayısıyla bu usulden, bu metotla hiçbir yere varılmaz. Buna da vaaz-ı nasihat denmez diyorlar. Ama inşallah demin dediğim çareye başvurursak, belki uzun bir mesafedir ama neticeyi Cenab-ı Hak'tan talep etmek bize düşer. Rabbimizin de yardımı inşallah nasip olacak bu konuda. Muhterem kardeşlerim, görüldüğü gibi her meselenin temelinde insan dediğimiz varlık tecelli ediyor. İnsan. Hakikaten bakın şimdi,
hangi mevzu, mesele, hangi problem, hangi konu gündeme gelirse gelsin, hepsinin temelinde insan var. Mesela şimdi konuşuyorlar, efendim çevre sorunları, çevre kirleniyormuş, yaşadığımız şehir kirlenmiş, denizler kirleniyormuş, karalar kirleniyormuş, hava kirleniyormuş. Buna çevre kirliliği diyorlar. Çevre kirleniyor. İnsanların etrafını çevreleyen, yaşadığı muhiti, yaşadığı hayatı, yaşadığı bölgeyi, beldeyi, ülkeyi, yaşadığı coğrafyayı, tabiatı kirletme olayına hepiniz biliyorsunuz çevre kirliliği diyorlar. Ve şimdi gündemde o var. O konuşuluyor, o tartışılıyor. Hatta bakanlık kurdular, çevre bakanlığı. Bakanlık kurdular, yeni kurdular. Ve hiç kimse bunları konuşurken, tartışırken bu işin temelinde neyin yattığını aramıyor, sormuyor, araştırmıyor. Kardeşim, tamam çevre kirlenmesi var. Çevre kirleniyor, denizler kirleniyor, hava kirleniyor, şehir kirleniyor, sokak kirleniyor. Ama kendi kendine mi kirleniyor? Yok. Kim kirletiyor? İnsan dediğimiz varlık ortaya çıkıyor. Kimdir bu çevreyi kirleten insan? Hangi insan kirletiyor? Eğitimsiz insan, İslamsız insan, Muhammed Mustafa'ya göre terbiye almamış insan kirletiyor. Hadise burada. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? El imanu bid'un ve sittune şubeten. Bakınız. İman ile alakalı bir hadistir bu. Sahih hadis. Bütün kitaplarda var. İman dediğimiz diyor hadise, iman 60 küsur şubeden ibarettir. 60 küsur. Yani 60'tan fazla şubesi var imanın. Dalları var. Şubeleri var. Yani iman konusu olduğu zaman bakın bu çevre konusu da gelip işin içine giriyor. Muhammedi terbiyede, Muhammedi talimatta hadise yerini almıştır. Efsaluha kavlu la ilahe illallah. 60 küsur şubesi olan imanın en yüksek noktasında, en efdalı, en yücesi, en ulu noktada kavlu la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah kelime-i tayyibesi yer almıştır diyor Efendimiz. En yüksek zirvede, imanın zirvesinde, tepesinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi var. En yukarıda, en tavanda. Ve ednaha, en aşağıda da imatatul eza anit tarik. İnsanların yaşadığı çevrelerde, insanların dolaştığı yollardaki pislikleri, pislik tek kelimeyle insanlara eziyet veren, zarar veren, sıkıntı veren, zahmet veren pislikleri, kötülükleri temizlemektir imanın en son şubesi diyor. Bakın çevre temizliği gelip imanın içine girdi mi girmedi mi Müslümanlar? Girdi. O halde siz insanlara Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bu mübarek hadisini, bu terbiyesini, bu talimini, bu edebini, bu hayatiyetini aşılayamazsanız, insanları terbiye edemezseniz, vallahi çevrenizi temizleyemezsiniz. Evvela insanı temizleyeceksiniz ki çevreyi temizleyesiniz. Öyle değil mi? İnsanı kirletiyorsunuz okullarda, yaptığınız yayınlarda, televizyon yayınlarında insanı şaşırtıyorsunuz, insanı şımartıyorsunuz, İnsanı kudurtuyorsunuz, insanı çıldırtıyorsunuz, insanı kirletiyorsunuz, insanı rezaletin içine atıyorsunuz, sonra da çevre kirliliğinden bahsediyorsunuz. Evvela insanı temizleyin, tahareti öğretin, inanmamış adamın tabiata mümin olmayan, Müslüman olmayan, gerçek manada Müslüman olmayan insanların tabiata merhametle bakması, etrafına, bölgesine, beldesine, çevresine, nezafetle, nezaketle, sadakatle, taharetle, edeple, merhametle, faziletle, adaletle bakması zaten mümkün değildir.
O halde çevre sorunlarının altında insani bir sorun yatıyor. Çünkü çevreyi kirleten insan. O da gelip imana dayanıyor. El imanu bid'un ve sittune şube. İmanın 60 küsur şubesi var. En yükseğinde kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anit tarik. İmanın en küçük mertebesi, en aşağıdaki noktası da yollardan, yaşadığımız çevreden, çevre diyelim biz buna. Çevredeki pislikleri, çevremizdeki insanlara eziyet veren pislikleri temizlemektir diyor imanın en küçük şubesi. İmanın şubesine girdi bakın çevre. İmandan ve iman eğitiminden, İslam eğitiminden, İslam denetiminden mahrum bıraktığınız insanlarla çevreyi temizleyemezsiniz. Başka türlü mümkün değildir. Demek ki her meselenin temelinde insan var. İnsanı ele alacaksınız. İnsanı eğiteceksiniz. İnsanı talim terbiye edeceksiniz. İnsanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dergahında, tezgahında, sünnetinde eğitim yaptıracaksınız ki deniziniz temiz olsun. Çevreniz temiz olsun. İnsan haklarından korksun, sakınsın. Zaman zaman naklediyorum. Mesela sigara içenler hakkında hiçbir şey söylemek mümkün olmasa, haram, mekruh, şu bu, bir şey söylemeye gerek yok. Şu noktada ittifak etse insan, mesele bitiyor. Ulemamızın pek büyük ekseriyeti, insan hakları konusuna muazzam önem vermişlerdir. Bakın mesela, kapalı bir odada, kapalı bir salonda, yahut herhangi bir otobüste, vapurda, uçakta, gemide neyse, kapalı bir yerde birden fazla insanların bulunduğu, birden çok insanların bulunduğu yerde sigara içen bir Müslüman, sigara içen bir Müslümanın sorumluluğu nedir? Bakın, sigara içen bir Müslüman sorumluluk hissetmiyor. Ne var bunda ya? Bunun ne sorumluluğu olur zannediyor? Vallahi açın kitaplara bakın. O kapalı odada, salonda neyse sigara içtiği zaman o sigaranın dumanı, o kapalı odanın havasını bozuyor mu, bozmuyor mu? El cevap bozuyor. Bunu herkes bilir. O odanın içindeki havayı ciğerlerine çeken diğer insanlar, o sigara içen adamın kirlettiği havayı bu sefer ciğerlerine çekmek zorunda kalacaklar mı, kalmayacaklar mı? Kalacaklar. Ama zehirli havayı çekecekler tabii. İşte insan hakların ihlaldir. O ciğerlerine zehirlenmiş, sigaralı, o kirli havayı çekmeye sebep olduğu için o bir insanlar haklarını helal etmedikçe sigara içen cennete giremez. Bunu açık söylüyor. Bakın, sigara içmenin sorumluluğunu görüyor musunuz? Bugünkü Müslüman, Müslüman mı ya? Bir kere bunun sorumluluğunu farkında değil. Yani bugünkü Müslümanlara biz Kur'an'a uygun Müslüman demiyoruz zaten. Kendin de dahil olmak şartıyla vallahi biz Kur'an Müslümanı değiliz, yeminle söylüyorum. Bizim Müslümanlığımız bambaşka. Hiçbir kitaba uymaz. Bunu bir kere başa alacağız. Mehmet Akif Ersoy merhum, Allah gani gani rahmet etsin. Büyük İslam mütefekkiri, büyük İslam alimi, büyük İslam münevveri malum. Bir gün soruyorlar, diyorlar ki üstad, ona üstad derlermiş. Üstad demek asrında, devrinde, zamanında, muhitinde en öndeki adam. Herkese bilgi veren, herkese yön veren adam, üstad. Üstad diyorlar Mehmet Akif merhuma, biz Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupa malum müthiş bir kıta, teknikte ilerlemiş, sanayide ilerlemiş, dev bir bütçeye, maliyete, mülkiyete, nüfuza, hakimiyete sahip olmuş korkunç bir kıta Avrupa. Tamam. Burayı nasıl Müslüman yaparız diyor. Çünkü Avrupa Müslüman olursa bütün imkanlarını insanlığın hayrına kullanır. Çin'i şerrine kullanıyor, şehvete kullanıyor. Nasıl Avrupa Müslüman olur? Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Allah aşkına bu cevabı kafanızda tutun. Benim çok hoşuma gidiyor. Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupalılar nasıl Müslüman olurlar? Ne yapalım, ne edelim filan diye soruyorlar. Mehmet Akif merhumun cevabı harika. Bir cümledir. Diyor ki, evvela bugünkü dünyada yaşayan Müslümanların
gerçek Müslüman olmadıklarını anlatmakla yapabiliriz diyor. Bugünkü Müslümanların gerçek Müslüman olmadığını anlatın Avrupa'ya, Avrupa Müslüman olur. Bizim Müslümanlığımız vallahi Kur'an'a uymuyor, yeminle söylüyor. Bizim Müslümanlığımız sünnete uymuyor. Bakın, yolda bir pislik gördüğü zaman o pisliği kaldırmayan adam gerçek mümin değildir. Hadis bunu söylüyor. Bizim hayatımız pislikle geçiyor. Mahallelere girilmiyor. Sokaklara girilmiyor. Müslümanın yüz karasıdır sokaklar. Çünkü demin okuduğum hadiste görüyorsunuz ki sokakta bir pisliği görüp de geçip giden Müslüman imanından bir şubeyi kaybetmiştir. Ama kim anlatırsın? Türkiye Müslümanları Müslüman değil ki doğru dürüst. Pakistan Müslümanı Müslüman değil ki doğru dürüst. Suudi Arabistan Müslümanı vallahi doğru dürüst Müslüman değil. Pislik Müslüman. Derdimiz bizim burada. Sıkıntımız burada. Tabii çevre kirlenecek. Bir sigara içen Müslüman içtiği sigaranın sorumluluğunu yüreğinde hissetmiyor. Gafil adam. Cahil adam. Kapalı bir odada sigara içtiği zaman diğer insanların ciğerlerini, akciğerlerini zehirlemeye ne hakkın var senin cahil adam? Ve bunlardan teker teker helallik almak zorundasın. Cennete gidemesin. Müslümanın diyorsan tabii. Benim derdim Müslümanla. Başkası bizi alakadar etmez. Çevre temizliği. Bugün bir numaralı problem ama çevreyi temizleyen insan, kirleten insandır, temizleyecek de insandır. Evvela insanı ele alınız. Okullar insan yetiştiremiyorsa, milli eğitim sistemi insan yetiştiremiyorsa, üniversiteler insan yetiştiremiyorsa, değiştirin bu sistemi. Hani siz zamanın üretimiyle rekabet edemiyorsanız, bir kumaş tezgahınız varsa, o tezgahta ürettiğiniz kumaşlar rekabet edemiyorsa ne yaparsınız? Tezgahı değiştirirsiniz. Değiştirin bu tezgahı. Yoksa üretim yaptığınız, ürettiğiniz kumaş satılmaz, yığılır kalır. Kimse buna müşteri olmaz. Milli eğitim sistemi de insan yetiştirmiyorsa, okullardan mezun olan çocuklar hiçbir hayati haysiyet taşımıyorsa, ülkeye, bölgeye, hayata, insanlığa faydalı olamıyorlarsa değiştirin bu tezgahları. Dünya çapında bir şairiniz yok. Dünya çapında bir eğitimciniz yok. Dünya çapında bir fizik profesörünüz yok. Nobel edebiyat armağanı alacak bir edebiyatçınız yok. Nobel armağanı alacak adayınız yok. Ne fizikte, ne kimyada, ne matematikte, ne felsefede, hiçbir şeyde. Niye öyleyse milli eğitim sistemi var? Niçin var? Bütün bunlar bizim problemlerimiz. Bütün bunlar bizim acılarımız ve ızdıraplarımız. Bu vaziyette çevreyi temizleyemezsiniz, hayatınızı normale getiremezsiniz. Bakınız mesela yine günün olaylarından bir diğeri, emniyet teşkilatına mensup bir takım polislerin fidye almak için cinayetlere katılması olayı. Odan resmen polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, görevli, sicilli, kadrolu polis gidiyor, zengin bir adamın önünü kesip yaylım ateşine tutarak ondan milyarlarca para koparmak için bir şebeke oluşturuyor. Çete oluşturuyor. Kim? Emniyet mensubu. Olur mu olur? Niye buna şaşıyorsunuz? Emniyet kelimesini acaba araştırmak ihtiyacı duydunuz mu? Emniyet ne demek? Emniyet. Arapça bir kelime. Vallahi Türkçe değil. Emniyet. Arapça. Arapçadan bir usulü var. Her kelimenin bir kökü var. Arapça dedin mi her kelimenin kökünü bulacaksın. Kök bulunmadan kelime bulunmaz. Emniyet kelimesinin kökü de elif, mim, nun, emine. Emine ne demek? Emine iman etti. Emniyet kelimesinin vallahi kökü imandır. Allah ve Resulüne iman etmeyen emniyet sahibi, emniyet teşkilatı, emniyet mensubu değil, cinayet mensubudur. Yine geldi insana dayandı. Yine geldi İslam'a dayandı dava. Müslümanlar görüyor musunuz? Eğer siz insana, hangi teşkilata mensup olursa olsun, iman veremezseniz, iman aşılayamazsanız, bakın, emine ye'menü, emin olmak, emniyet altında olmak, amene yu'minu, iman etmek, bakın hepsinin el emin, mesela Muhammedül emin diyoruz. Emin yine elif, mim, nun. Yani emanet sahibi, emniyet sahibi, kendisine güvenilir anlamına gelen bütün kelimelerin temeli emine yahut amene,
iman etti, inandı kelimesine bağlı. İnanmayan adam polis olamaz, eşkıya olur. İnanmayan adam çevresini kirletmekte hiçbir şey sakınca görmez. İnanmayan adam istediği adamı makinalı tabancada tarar ve öldürür, zerre-i miskal kalbinde bir ızdırap duymaz. Her şey oraya dayanıyor. O halde ne yapmalıyız? Sosyal hadiseler dediğimiz, içtimai yani toplumu alakadar eden bütün belaları ve musibetleri, bütün sıkıntıları ve sarsıntıları halledebilmek için doğrudan doğruya kainatın efendisi olan, çaresi olan, çözümü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme müracaat edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek kurtuluşu var. Hazreti Muhammed'e müracaat edecek. Ey kainatın çaresi, çözümü, reçetesi elinde olan yüce insan. Sana geldik demedikçe bu ülkenin temizlenmesine, emniyete kavuşmasına, selamete kavuşmasına, saadete kavuşmasına, sulha kavuşmasına kesinlikle imkan yoktur. Bunu iki kere ikinin dört etmesi gibi kabul etmek zorundayız. İnsan ülkenin temizlenmesine, emniyete kavuşmasına, selamete kavuşmasına, saadete kavuşmasına, sulha kavuşmasına kesinlikle imkan yoktur. Bunu iki kere ikinin dört etmesi gibi kabul etmek zorundayız. İşte Amerika kabul etmiyor. Görüyorsunuz yani. Avrupa kabul etmiyor Müslümanları. İnsan haklarının arasına almıyor Müslümanları. Amerikalıya sorarsanız insan hakları ayrı şey, İslam hakları ayrı şeydir. Avrupalıya sorarsanız insan hakları ayrı şey diyor, İslam hakları ayrı şeydir. Bakın ayrı telakki ediyor. Müslümanların haklarını vallahi insan hakları arasında görmüyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. İnsan hakları. Mesela diyelim ki Hindistan'da yaşayan insanlar insan. Hindistan'da. Bunların dini inançları batıl batıl. İneklere tapıyorlar. Hindu dini diyorlar. Brahmanizm, Hinduizm neyse. Sığırlara tapıyorlar. Hakikaten şimdi gidin görün. Kalküta'da, Yeni Delhi'de, Hindistan'da en muazzam caddelerde, en muazzam çarşılarda yağlı, besili sığırlar, inekler, öküzler sallana sallana geziyorlar, satına sürüyorlar. Dokunan öldürülür. Kesmek yasak, yemek haram. Dokunmak yasak. Böyle bir ilke ineklere takıyorlar. Orada gidip de ya böyle bir şey yapmayın. Yahut gidip de orada ineklerden birisine hakaret etmeyi, Birleşmiş Milletler ve Hristiyan ülkeler o Hinduların, Hint insanının tapındığı ineğe, ineklere hakaret etmeyi insan haklarına aykırı buluyorlar. Bu insan haklarına aykırıdır diyor. Dokunma ineklere. Adamlar öyle inanıyor. Türkiye'de senelerdir inandığı için başını örten ve sonra üniversiteye gitmek isteyen kızlarımızın başörtüsüne savaş açılmış, insan hakları komisyonu gündeme bile bunu almıyor. Görüyor musunuz? Müslümanlarla alakalı hiçbir hak insan hakları komisyonuna gelmiyor. İnsan hakları ayrı şeydir diyorlar, İslam hakları ayrı bir şeydir. Görüyorsunuz yani nasıl bir çağın içindeyiz. Avrupa'dan bu millete hiçbir çare ve çözüm yoktur. Avrupa'nın bütün kökeni, temeli, esası itibariyle Hristiyan bir kütledir, Hristiyan bir ülkedir, Hristiyan bir kıtadır. Hristiyan bir ülkeden Türkiye'ye hayatta hiçbir menfaat ve hayır gelmemiştir. Oralara yönelmenin, oralara ulaşmanın, oralara koşmanın, oralarla arkadaş olmanın, bilmem ne olmanın bu ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Bunu ispatlamaya hazırız. Eğer bakanlıkların yahut başkanlıkların kimse tahammülleri varsa bir açık oturum düzenlesinler. Açık oturum. Avrupa'dan ve Amerika'dan Müslümanlara veya Müslüman Türklere, Türkiye'ye fayda var mı yok mu? Onlar var diye gelsinler açık oturuma, biz yok diye gelelim. İspat etmezsek davamızdan geri döneceğiz. Bu kadar sarih ve açık söylüyoruz. Yoktur. Ama bütün enerjimiz orada tükeniyor.
Bütün enerjimiz, hayatiyetimiz, şahsiyetimiz tükeniyor. Yıllardır tükeniyor. Ve bizimle adeta çocukla oynar gibi oynuyorlar, alay ediyorlar, hor görüyorlar, hakaret ediyorlar. Ve şimdi de artık tahammülleri kalmadı. İşte Avrupa'da, bahusus Almanya'da Türklere karşı görülmemiş bir savaş başlıyor. Mazlaklar mazlaklar diyorlar ama kesinlikle Almanya devleti ve hükümetiyle beraber çalışıyorlar. İnsan haklarına yahut komisyonlara yahut şuraya buraya fazla dikkat çekmesin diye bazlak mazlak dedikleri kafaları tıraş edilmiş bir takım serseri ama temelde kimse yönetiyor. Ve bunlar eliyle yabancı düşmanlığı diyorlar ama temelde yine Müslüman Türklere dayanıyor ve onların kaldığı evlere, pansiyonlara, odalara, otellere korkunç baskınlar yapıyorlar. Çok yakın zamanda kıyamet kopacak. İstenmeyen bir ülke, tutunmayan, kabul edilmeyen ve göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın 14 asır önce Kur'an'da açıkça beyan ettiği hükümlerden ve hikmetlerden başka sahnede ve sahada bir şey yok. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey Müslümanlar! Yaşadığınız zamana, yaşadığınız asra, yaşadığınız dünyaya dikkat edin. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Hatta öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Cenab-ı Hak bizi getirmiş, Asya kıtasıyla Avrupa kıtasının ortasına koymuş. Haritamız öyle, coğrafyamız öyle, ne yapalım? İşte Boğaz Köprüsü yahut Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü bile görüyorsunuz, iki kıtayı birbirine bağlıyor diyorlar. Asya kıtası, Avrupa kıtası. Boğaz Köprüsü iki kıtayı bağlayan köprü. Kantaratul kıtateyn diyor Araplar. Geçen sene hacda Araplar köprüye bakıyorum, baktım böyle diyorlar. Kantaratul kıtateyn, iki kıtanın köprüsü. İki kıta dediği işte Asya Afrika, Asya Avrupa. Üsküdar tarafı Asya, öbür taraf Avrupa. Bizi Avrupa ile Asya'nın getirmiş ortasına koymuş Cenab-ı Hak. Çok imtihana tabi tutulmuşuz. Bütün dünyanın gözü var. Bu topraklarda, bu bölgelerde, bu beldelerde muazzam gözü var. Bizi rahat bırakmaları mümkün, hiç bırakmamışlar. Bütün tarih boyunca bizi rahat bırakmamışlar ki şimdi rahat bıraksınlar. Düşman aynı düşman. Zalim aynı zalim, katil aynı katil. Değişen bir şey yok. Değişen sadece biziz. Gafletin içindeyiz, cehaletin içindeyiz, hatta hıyanetin içindeyiz. Yeryüzünde dostunu ve düşmanını bilmeyen milletlerin başına Türkiye geliyor. Şu anda. Yeryüzünde dostunu ve düşmanını açık bir surette bilmeyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'deki siyasi adamlar geliyor. Allah'ın düşman dediğini bunlar dost kabul etmişler. Mümkün değil. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Yahudiler sizden memnun olmayacaklar, sizi dost kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Celle Celaluhu. Nasıl yapalım? Allah'a mı inanalım, bu adamlara mı inanalım? وَلَنْ تَرْضَى Sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi aralarına almayacaklar. Sizi kendilerinden kabul etmeyecekler. Size yardım etmeyecekler, size destek olmayacaklar. وَلَنْ نَسَارَى Hristiyanlar da diyor Cenab-ı Hak. Nasara Hristiyanlar demek. Bu ayet Kur'an'da var. Ben kafadan okumuyorum. Ne zaman ancak olur yardımları, destekleri? Hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Tamamen dininizden döner, İslam'dan çıkar, dinden çıkarsınız, camileri, cemaatleri, Kur'an'ı, sünneti, Muhammed'i toptan inkar edersiniz, Hristiyan olursanız o zaman kabul ederler diyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani Müslümanın bunu bilmesi vaciptir. Farz-ı ayındır bu bilgiyi bilmesi. İşte görüyorsunuz yani seçimlerde biraz hareketlenmeler oldu. Vay efendim Avrupa kıyameti koparıyor. İslamiyet'te ilerleme var. Türklere düşmanlık, hücum. İslamiyet olmayacak. İmam hatipler kapansın diyor. Vallahi Avrupa parlamentosu İmam Hatip okullarının tamamının kapanmasını isteyen yazı gönderdi Türkiye'ye. Kapansın diyor, ilerlemesin. Kur'an kursları kapatılsın diyor bütün Avrupa Konseyi. Çünkü Kur'an okuyan bir talebe,
Kur'an kursundan mezun olan talebe ileride üniversiteye gidecek, üniversiteden mezun olup kaymakam olacak, karşımıza Kur'an-ı Kerim okuyan bir kaymakam çıkacak, eyvah ne yapacağız diyorlar. Ve koskoca bir Türk milleti seyirci, seyredip kalıyor, bir şey yapamıyor, bir şey söyleyemiyor. Sesi çıkmıyor, soluğu çıkmıyor. Onun için aziz müminler, demek ki her meselenin, yine dersin başına geliyorum, temelinde, kökeninde iman meselesi var, insan meselesi var. Ondan sonra iş uzuyor, çevre sorunlarıymış. Emniyet teşkilatına mensup polisler adam soyuyor. Tabii soyar yahu, sen adamın kalbine ne koydun? Emniyet kelimesinin kökü iman kelimesidir. İmanı olmayan polis olur mu ki sana hizmet etsin, ülkeyi korusun? O menfaatini koruyacak. Menfaatini koruyacak. Yani polis dediğin nedir yani? O da bir insan. Ama silahlı insan, yetkili insan, selahiyetli insan. Ama selahiyetli insana evvela imanı kalbine oturtman lazım ki o selahiyeti insanların hakkı için kullansın. Menfaat için kullanıyor. Milletvekili insan. Ama ona iman aşılayacaksın ki o milletvekilliği unvanın, o dokunulmazlığı insanlık hakkında kullansın. E şimdi düşünün yani, Ankara bilmem ne milletvekili 11,5 milyar para harcamış, milletvekili olmuş. Bu adam babasının hayranı harcadı 11,5 milyarı. Milletin iniklerine inecek bu adam şimdi. İnsan olmadan milletvekili olunmaz ki. İnsan olmadan polis olunmaz ki. İnsan olmadan hiç olunmaz. Müslüman olmadan da insan olunmaz. Müslümanlar. Allah cümlemize bu yüce insaniyet mertebesini nasip eylesin inşallah. Rabbi Rahim-i Zülcelal ehli imana uyanmak, birleşmek, bütünleşmek nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.